Neçet. Şöyle bir olayımız var. Uf. Adres görünmüyor değil mi? Adres Umarım görünmesin de görünür. patlamayalım. Biraz da biz de gerçek hayatta kasa açmasak mı? Bakın Umarım. bana ne geldi. Bakın bakalım ne geldi. Omen by HP. Rusya'dan selamlar demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam. Şimdi abi, elimizde ne var biliyor musunuz? Oma'nın oyuncu dizüstü bilgisayarı var. Şimdi bunu kamera açısından tam şöyle biraz geri çıksam hep beraber görüyoruz değil mi? Adres görünmeyecek şekilde. Şöyle açabiliyoruz. Çok güzel yapmışlar yalnız ha. Kutulamayı, mutulamayı. Bu bilgisayar galiba. Ben bunu buradan nasıl çıkaracağım? İnşallah kırmadan şöyle çıkartabilirim. Of, abi bunu kırsana bir gülsek ya. Yüzyıllar Ne boyunca kaybettin ağlatsın sen? Ben seni seni kanka. öveyim bir yandan. Söyle. Kanka keşke kırsan da kulaktan kulağa yüzyıllar boyunca anlatılsa bu. Aslında Kutuyu güzel açarken bir değil mi? laptopu kıran adam. Çok haklısın. Abi bu biraz şey. Aa, metal lan bu. Vallahi metal. Aha çıktı bilgisayar. Vallahi çıktı. Oo. Şimdi Ay ay ay. şunu bir şöyle kenara koyalım. Başka burada nelerimiz varmış ona bakalım. Bu galiba kullanım kılavuzu tarzı bir şey yapıştırmışlar buraya. Omen by HP. Evet. Neler varmış? Dahili mikrofonlar varmış. Görev çubuğun sağ alt köşesinde bilmem bir şeyler var. Okey. Dokunmatik yüzey açma kapama tuşu. Vay. Süper. Süper. Bu şöyle bir bataryası çıktı. Kamerada bilmiyorum net görünüyor mu abi? Şu şekilde. Görünüyor değil mi? Aynen ya, Power çok supply'ı ince ve takıyorum. güzel Bu yapıyorlar böyle abi. olması daha iyi bencedir o ya. Daha kaliteli olmuş yani. Bence de abi. Ben hatırlıyorum eski Çok böyle... dizüstlerimi. Alev gibi oluyordu. Böyle bir şey değil belli yani. Süper abi. Şunları da şöyle bir kenara kaldırayım ben. Aman batarya düşmesen. Şöyle koyalım. Ve abi bilgisayarımız Omen by HP'nin oyuncu laptopu, oyuncu dizüstü olarak geçiyor. Böyle baktığımızda dışı metal, plastik değil. Çoğu dizüstü bilirsiniz ki plastik olur. Bu bildiğin metal yani. Sesi geliyor mu bilmiyorum da çat çat vuruyor yani. Fena vuruyor hem de. Altında şu şekilde bir fan tasarım var. Tasarımı zaten çok güzel bilgisayarın. Sağ olsunlar gönderdiler. Biz de sizinle inceleme fırsatı yakalıyoruz. Şöyle bir açalım. Bu şekilde rahat rahat açtık. Şöyle bir dizaynı var. Açalım bilgisayarı. Aa, ışıklı mışıklı yalnız. Bilmiyorum görünüyor mu şu an oradan? Görünüyor değil mi? Ben de az görünüyor da. Güzel. Çok tatlı duruyor lan. Göründü değil mi? Hı, Masa üstünde bir gözüküyor. şeyle karşılaşmayalım diye önce ben bakıyorum. Hı Tamam abi. Bilgisayar bu. Şimdi gelelim özelliklerine. Abi özellikleri şöyle. Benim bilgisayardan daha iyi bu arada. Şu elimde tuttuğum laptop var ya, benim iki bilgisayarımdan da daha İncecikli. kaliteli. Çok daha iyi. Sebebini söyleyeyim. Bunun işlemcisi i7'nin 9. nesil işlemcisi. 9750 diye geçiyor bunun işlemcisi. Ayrıca zaten ekran kartı RTX 2060. Yani daha ne diyeyim ben buna? RTX 2060 benimki bile daha 1080 serisi. 1070 mi 1080 mi ne var bende? Bunda RTX 2060 var. İşlemcisi 9750. Ve 4500 GHz'e kadar çıkıyor. 4.5'e kadar. Benim PC 4000'e kadar çıkıyor. Öyle düşünün. O derece kaliteli bir şey bu. Sonrasında bu şekilde gördüğünüz tuşları en azından daha rahat seçebilmek için oyuncu ışıklandırması falan yapmışlar. Ayrıca WASD'nin SSD ışığı var abi farklı bunda mı? ve bundaki SSD ne biliyor musun? 512 GB. M.2 SSD var. 512 GB M.2 SSD. Bu arada chat'te linkleri atıyorlar. Chat'teki linkten abi girip bakabilirsiniz. Bu bilgisayar ve bu bilgisayara benzer diğer bilgisayarları Omen by HP'nin. Yani ortada açıkçası. Hep beraber bakarız. Ayrıca zaten bu kamerası özel bir kamera. Bizim kameralar kadar kaliteli bir kamerası var. Şey olarak geçiyor hatta HP'nin. White Vision HD kamera olarak geçiyor. Buradan da şöyle bakabileceğimiz neler var mesela.
Kendi kendini Discord'a açmasın. Şu şekilde siz de şey yapabilirsiniz. Ha, 16 GB RAM'im var. 8-8 olmak üzere iki parça. RAM'ler de şey yani 2666 merze kadar çıkıyor. İyi bir muhabbettir. Aklınızda bulunsun. Zaten şöyle bir durum var. RTX kart olduğu için, RTX 2060 olduğu için bunda istediğiniz her oyunu oynayabiliyorsunuz abi. Şu an yeni nesil tüm oyunları da açıyor bu bilgisayar. Hem ısınma problemi yok, hem zaten altta gördüğünüz fan dizaynını öyle yanma problemi yok ya da diz üstünde yok ısındı kardeşim falan öyle bir probleminiz de yok. Gayet rahat bir şekilde istediğiniz her oyunu kasmadan oynayabiliyorsunuz. Bataryayı da gördünüz zaten. Güçlendirilmiş bataryası var. Şöyle DX diğer komutunu çalıştığımızda bilmediğim bir özellik var mı hep beraber ona bakmış oluruz. Tabii abi. Ve güzel bir şey daha söyleyeceğim. Orijinal Windows 10 var abi. Orijinal Windows 10 ne demek? Hiçbir şekilde Windows'a para harcamıyorsunuz. Direkt bilgisayar size geldiğinde Windows 10 kurulu olarak geliyor. Hali hazırda Windows 10'lu olarak geliyor. Ki bayağı pahalı yani Windows 10. Bu da sizi neyden koruyor? Virüslerden koruyor abi. İnternetten işte yok key alayım ya da çok çok fazla para vereyim falan bundan kurtuluyorsunuz. Direkt Windows 10'u Windows 10 hazır şekilde geliyor. Da siz bunu da bah diyebileceğimiz güzel bir şey bu zaten. Şöyle göstereyim ben size az çok. İşte 16 GB RAM var. Buradan görüyorsunuz. 4,5 GHz'e kadar çıkıyor. O güzel bir muhabbet. Ekran kartı GeForce RTX 2060 ki diz üstlerinde bayağı iyi bir şeydir bu. Aklınıza bulunsun. Çoğu diz üstü çünkü hani bu tarz ekran kartı ya da işlemci kullanmaz. Biraz daha lova kaçar. Ama onun bayağı hiçbir kaçmamış abi. Ne var ne yok bu bilgisayara yerleştirmiş. Hem fiyat olarak makul. Yani şöyle makul. İşte çok para verip bilgisayar toplayayım falan tribine girmek yerine direkt bu diz üstünü alarak ortalama tüm özellikleri barındıran bir diz üstüne sahip olursunuz. Hani sadece reklam ya da şey amaçlı da söylemiyorum. 512 GB SSD'si var. RTX 2060'ı var. Üstüne de i7'nin 9. nesil işlemcisi var yani. Şöyle söyleyeyim. Benim şu an yayın yaptığım bilgisayardan çok daha iyi. Aklınıza bulunsun. Chat'teki linkten de hani girip bakarsınız neymiş, nasılmış, ne değilmiş. Bu şekilde güzel bir bilgisayarımız. Zaten tasarımı siz bu şekilde görüyorsunuzdur. Gayet net. Güzel. Fazla diyecek bir şey yok açıkçası. Teşekkürler. O mumbaya hiçbir. Güzel düzüstü. Şöyle kenara kaldırayım ben bunu. Zaten yayın ilerleyen zamanlarına bakarız. Hatta buradan yayın falan da deneriz yani. Ne oluyor, ne bitiyor. Kapayalım. Ne yapayım ben? Diğer... Şöyle. Hah. Okay. Tabii beyler bir onun HP kalp alabiliriz ya. Sağ olsun. Ben yayın bu arada kendim de ilk kez bir hani kutu açılımı yapıyorum. Bu güzel bir şey ya. Size elimden geldiği kadar tanıtmaya çalıştım özelliklerini. Şahsen ben alır mıyım? Düz üstü alacak olursam direkt bunu alırım. Direkt yani. Chat'te linki paylaşayım abi. Alp TV olarak attım. Oraya tıklayıp şöyle özelliklere bakabilirsiniz. İşte hangi bilgisayarlar var, sizin bütçenize hangisi uygun görüyorsunuz hepsi burada sitesinden. Aklınızda bulunsun. Şimdi tekrardan kasa açmaya geçelim mi ufaktan? Vakti geldi mi? Ah. Açtınız mı chat'i? Helal chat. Ben sesleri duyuyorum değil mi bu arada? Tabii ki. Ha. Bu şekilde güzel bir bilgisayarımız abi. Orada 3-4 tane bir sürü ona benzer çeşidi var. O çeşitlere bakarak siz de hani seçebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Eyvallah chat, çok teşekkürler. Sağ olun. 22-4 Erzincan. Evet, kasa açmaya geçtik tekrardan değil mi ufaktan? Şöyle yayını counter'a alalım. Ah. Üçün beşini açar mısınız lütfen demiş Femp. Hemen sana üçün beşini açıyorum dostum. Trakyalı dostlara buradan selamlar. 3-5 aslında 35 İzmir kastetti Efe. Ve İzmir'den bize baş çıktı. Midyesiz bir baş geldi. Olsundu. Olsundu. Bizim çocuklar nerede? Burada mı herkes? Duru, var mı haberin? Yok, Buradayız. kimse yok. Bir tek ben varım. Bana ne? Harbiden Çınar'ı hiç asan ya ben. Çınar Eyvallah buradayız demekten eyvallah. utandı şu an. Öleceğim.
Harbiden. Zamanı geri alabilsem demezdim yani. Değil mi? Bakıyorum çete biraz şu an. 5'in 5'i falan diyen var. 6'nın 6'sı, 3'ün 3'ü. 3'ün 3'ü bana nedense sanki abi kesin çıkar gibi geldi ya. Al abi 3'ün 3'ü. Bu arada Murat abone olmuş. Murat hoş geldin. Çok sağ ol dostum abone olduğun için. Onun haricinde Roman, Valiv. Sen de hoş geldin dostum. Veli ev galiba. Tam ayıkamadım mevzuyu ama. Çok teşekkürler sen de abone olduğun için. O zaman Roman'a bir kasa ve Murat'a bir kasa açacağız değil mi? Roman, sana birin biri açıyorum. Buyur Roman. Abone olanlara. Çıkan da abone olanlarındır bu arada. Öyle bir güzellik yapalım bari. Roman'cım. Yani bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Açıkçası tutmadı. Murat, sana da şöyle sonuncusunu açıyorum bak. Bir baştan bir kıçtan. Eski taktik. Abi 3'ün 4'ü abi. Hakan, sana da 3'ün 4'ünü atacağım. Bak ben Bir abone saniye. oldum, bana açmıyorsun. Emre, sana 20 aydır açmışım zaten. Daha ne açayım sana, evin kapılarını açtım. Emre abi, daha ne yapayım? Ya pardon abi yani. Hakan'cım ne demiştin sen? Emre, sizin aranızda bir ilişki mi var lan? Oğlu bir şeyler diren Ama abi. bana abi Nasıl diyebilirsin. şımardı be? Tabii. Ne Emre demiştin abi. Hakan?